Hala kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız o zaman öne gelin, yaklaşın. Sen ve ben gerçek ve tek Tanrıyı kişisel olarak tanıyabiliriz. Bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Tanrıyı görecekler. Merhaba bir kurban bayramını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi bu yılda yüzbinlerce hayvan kurban edildi. İslamiyet'teki inanışa göre Müslümanlar bunu Allah'a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle yaparlar. Bunun yanı sıra her Hristiyan'ın Tanrı'nın tek ve ebedi sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap diyor ki insanın seçtiği kurban günahlı insanı kutsal olan Tanrı'ya yakınlaştıramaz. Bakın İbraniler kitapçı 10. bölüm 4. ayet ne diyor? Boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Yani Tanrı'nın kabul ettiği kutsallığa eriştiremez. Ve aynı bölümün 10. ayeti şu gerçeği gözler önüne seriyor. İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Ben Haluk Bilgen gerçek ve tek Tanrı İsa Mesih'in sonsuz yaşam veren sözlerine yer verdiğimiz Umut Dolu Sözler adlı programımıza hoş geldiniz. Çoğumuzun da bildiği gibi İslam'da günümüzde anlaşılan kurban kavramının temelini Kur'an'da da adı geçen Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'e atfedilen içinde boğazlama eylemiyle birlikte adanmışlık duygularını ifade eden sureler oluşturur. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre kurban Allah'a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kesilir. Bunun yanı sıra Müslümanlar Kurban Bayramı dışında da özel gördükleri durumlarda kurban keserler ve kesilen kurbanın kanının kendilerini kazadan beladan yani her türlü kötülükten koruyacağına ve hatta bereket getireceğine inanırlar. Genellikle kurban kesen kişi kesilen kurbanın bir kısmını yoksullara dağıtır ve bu yolla da Allah'ın huzurunda insanlar arasında bir yardımlaşma ve yakınlaşma olduğuna inanılır. Kısacası kurban kesmek Tanrı'ya yaklaşabilmek onun bereketini veya rızasını almak için yapılır. Hristiyanların Tanrı'nın sözü olarak kabul ettikleri kutsal kitaba göre insanın Tanrı'ya kendi uygun gördüğü bir kurbanla yaklaşabilmesi veya onun rızasını alabilmesi mümkün değildir. Çünkü insan günahlıdır. Bu yüzden insan ne yaparsa yapsın kendi inisiyatifiyle Tanrı'ya yaklaşamaz. Bunu iyi bilen Tanrı kendi kabul ettiği bir kurbanı insanlığa göndermiştir. Bu kurban Tanrı'nın beden almış sözü ve ta kendisi olan İsa Mesih'tir. İsa Mesih günahlı insanın kutsal olan Tanrı'nın bağışını alıp ona yaklaşabilmesini sağlayan tek kurbandır. Aynı kutsal kitaba göre ilk kurban ilk atalarımız Adem ve Havva günah işledikten hemen sonra kesilmiştir. Ve bu kurbanı kesen Tanrı'nın ta kendisi olmuştur. Bakın Yaratılış Kitapçı 3. bölüm 21. ayet ne der? Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Tanrı Adem ve Havva'nın fiziksel çıplaklığını, mecazi anlamda utancını yani günahını öldürdüğü bir hayvanın derisini kullanarak örtmüştür. Bu olayda ortaya çıkan iki önemli unsur şudur. Birincisi Tanrı günahın ortadan kaldırılabilmesi veya başlanabilmesi için bir kurban verilmesi yani kan akması gerektiğini göstermiştir. Nitekim İbraniler Kitapçığı 9. bölüm 22. ayet şöyle der. Kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlanma olmaz. Dolayısıyla Tanrı Adem ve Havva'nın çıplaklıklarını yani utançlarını örtmek için kullandığı yaprakları kabul etmemiştir. İkincisi bu kurbanın Tanrı'nın uygun gördüğü bir kurban olması gerekmektedir. Kutsal kitabı okuduğumuzda Tanrı'nın öngördüğü bu yasanın Adem ve Havva'dan İsa Mesih'e kadar geçen süre içerisinde geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Aynı kutsal kitap diyor ki Tanrı'ya ibadet edenlerin yerine getirmekle sorumlu olduğu bu yasanın amacı İsa Mesih'le gerçek anlamını buldu. Bakın kutsal kitabın İbraniler kitapçığı 10. bölüm 1 ile 10. ayetler arası bu gerçeği nasıl açıklıyor? Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü bağlarla tekerlerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Mesih ilkin kurban sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın dedi. Oysa bunlar yasanın bir geri olarak sunulur. Sonra senin isteğini yapmak üzere işte geldin dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. İsa Mesih'in kim olduğuna ve bu dünyaya giriş amacına tanıklık etmek için Tanrı tarafından gönderilen vaftizci Yahya, Kutsal Kitab'ın Yuhanna Kitapçı 1. bölüm 29. ayette İsa Mesih ile yüz yüze geldiğinde işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu demiştir. Bu sözleriyle Tanrı'nın kutsal yasasını tamamıyla yerine getiren yani onu tamamlayan kişinin kendini insan günahının bağışlanabilmesi için feda eden yani kurban edilen İsa Mesih olduğunu vurgulamıştır. Kısacası kutsal kitaba göre Tanrı'nın insan günahının bağışlanabilmesi için kabul ettiği tek kurban İsa Mesih'tir. O gelene dek verilen bütün kurbanlar aslında peygamberlerin sözlerinde vaat edilen ve Tanrı'nın uygun gördüğü zamanda verilecek olan asıl kurbana işaret ediyordu. Evet, yanlış duymadınız. Artık kurban kesmeye gerek yok. Çünkü Tanrının kuzusu İsa Mesih bundan 2014 yıl önce senin ve benim günahlarımız için ilk ve son kez kurban edildi. Öyle ki sen ve ben yüreklerimiz İsa Mesih'in kanıyla arınmış bir şekilde kutsal olan gerçek ve tek Tanrı'ya yaklaşabilelim ve onun rızasını alabilelim. Beni dinleyen sevgili arkadaşım, kutsal kitap sana ve bana gerçeği söylüyor. Artık kurban kesmeye gerek yok. Çünkü Tanrı'nın kabul ettiği ve koşnut olduğu tek kurban bundan 2014 yıl önce bizzat Tanrı tarafından her birimiz için kesildi. Mükemmel kurban, akıtılan kanıyla insanın Tanrı'nın rızasını alabilmesini sağlayan kurban. İsa Mesih bir çarmıhta kurban edildi ve günahımızı bağışlatan Tanrı kuzusu oldu. Öyle ki sen ve ben bağışlanalım ve Tanrı'nın ona inanan her kişiye vaat ettiği sonsuz yaşama alalım. Bugün olduğun yerde bu gerçeğe inanıp kurtulabilirsin. Kulağı olan işitsin. Bugün sadece ve sadece İsa Mesih'in insan günahını ortadan kaldıran kurban olduğundan söz ettik. Anladık ki Tanrı'nın kabul ettiği ve seçtiği kurban İsa Mesih senin ve benim günahlarımız için kurban edildi ve bu yüzden artık kurban kesmeye gerek yok. Bütün yapmamız gereken bu gerçeğe inanmak ve Rab İsa Mesih'in kanını yüreklerimize sürerek bağışlanmaktır. Bugün de süremiz doldu. Başka bir umut dolu sözlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Eğer hala kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız o zaman öne gelin, yaklaşın. Sen ve ben gerçek ve tek Tanrı'yı kişisel olarak tanıyabiliriz. Bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Tanrı'yı görecekler.